Evet, Filiz'in girdiği matematik testinde öğrencilerin teste kaç saat çalıştıklarını soran bir anket sorusu varmış. Aşağıdaki dağılım grafiği ve trend çizgisi öğrencilerin teste çalıştıkları süreler ile aldıkları notlar arasındaki ilişkiyi göstermekteymiş. Verileri modellemek için uygun olarak çizilen çizginin eğimi de 15'miş. Bahsettikleri çizgi işte burada. Bu öğrencilerin dağılım grafiği. Grafiğe baktığımız zaman bazı öğrencilerin teste yarım saat ile bir saat arası çalıştıklarını ve sonucunda 45'ten biraz daha az bir puan aldıklarını görüyoruz. Buradaki öğrenci 60'tan biraz yüksek almış ve 2 saatin biraz altında çalışmış değil mi? Buradaki öğrenci ise 94, 95 gibi bir sonuç almış ve 4 saatten fazla çalışmış ve işte bütün bu öğrencilerin verilerine uygun olarak bir doğru çizmişler. Ve bu doğrunun eğiminin de 15 olduğunu söylemişler. Seçenekleri okumadan önce bu eğim hakkında yapabileceğimiz en iyi yorum nedir? Bunu bir düşünelim. Eğer bu çizginin trendi gösterdiğini kabul edersek ve buradaki dağılımdan da öyle olduğu gözüküyor zaten. Aşağı yukarı çalışılan ekstra her bir saat için test sonucunun 15 puan artacağını görebiliyoruz öyle değil mi? Tabi bu regresyona bağlı ortalama bir artıştan bahsediyoruz. Mesela buradan başlayıp çalışılan süreyi 1 saat arttırırsak test sonucunun 15 puan artması gerekir ve böyle de gözüküyor. Yatay eksende 1 saat ilerliyoruz ve düşey eksende 45'ten 60'a çıkıyoruz. Evet, ben bu grafik için böyle bir yorum yapardım. Bu regresyona göre her saat için 15 puan artış beklemek mantıklı olur. En azından verilerin regresyonundan bunu görüyoruz. Şimdi bakalım bu seçeneklerden hangisi bizim yaptığımız bu yoruma benzer bir şey söylemiş. Hadi bakalım. Model testten sıfır alan öğrencilerin ortalama olarak 15 saat çalıştıklarını öngörüyor demiş. Hayır hayır kesinlikle bunu öngörmüyor. Peki model sınava hiç çalışmayan öğrencilerin sınavdan ortalama olarak 15 puan aldıklarını öngörüyor. Hayır grafikte böyle bir şey de görmedik. Evet. Grafikteki modele göre sınava hiç çalışmayan biri 35 ile 40 arasında bir sonuç alırmış. Aşağı yukarı 37 38 gibi duruyor. Yani bu seçenekte de değil. Model çalışılan ekstra her bir saat için alınan puanın 15 puan artacağını öngörüyor. Bingo! Evet, modeli incelerken biz de aynı şeyi düşünmüştük zaten. Eğimin 15 olması da bize bunu söylüyor. Çalışılan süreyi 1 saat arttırdığımızda test sonucunu 15 puan arttırıyoruz. Buna da bakalım. Model alınan ekstra her bir puan için çalışma süresinin 15 saat artacağını öngörüyor. Elbette! Hayır. Çalışılan süre bizim bağımsız değişkenimiz ve puanlar ise bağımlı değişkenimiz. Bu seçenek bunu tersten söylemiş ve doğal olarak bir puan daha fazla almak için 15 saat çalışmak çok da mantıksız olurdu değil mi? Ayrıca iyi ki de öyle değil.